Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile birlikteyiz. Arkadaşlar bildiğiniz üzere yarın pazar günü 2022 ertelenmiş ön lisans KPSS yapılacak. Bu video hem bu sınava yönelik küçük öneriler hem de size en içten dileklerimize, başarı dileklerimizi iletme üzerine çekilen bir video. Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz bu sınav çok uzun süredir bu sınava yüz binlerce arkadaşımız hazırlanıyordu. Maalesef ertelendi. Yani uzun bir emek, ağır bir zaman dilimi arkadaşlar. Hayırlısı da yarın bu bitecek. Sizler şu ana kadar elinizden gelen her şeyi yaptığınıza ben inanıyorum. Bu süreç boyunca çeşitli videolarla yine soru çözümleriyle arkadaşlar birlikteydik sonuna kadar. Soru çözümlerimize, videolarımıza devam ettik. Elimizden geldiği kadarıyla sizlere destek olmaya, bu zorlu zamanda, bu zorlu süreçte size rehberlik etmeye çalıştık arkadaşlar. Artık tamamıyla inisiyatif sizde, tamamıyla güç sizde, tamamıyla bu işi başarılı bir şekilde nihayetlendirmek sizin elinizde. Bilgiyi yarın en iyi şekilde kullanma becerisini göstereceğinize ben inanıyorum. İyi bir okuma, iyi bir dikkat, kendi arkadaşlar heyecanını kontrol altına ala arkadaşlar olabileceğinize ben inanıyorum. Çünkü yarın bu önemli. Yani iyi bir dikkat, iyi bir okuma ve kontrol edilmiş bir ne arkadaşlar? Heyecan. İşte bunlar sizin şu an yüklendiğiniz yüz binlerce bilgiyi en sağlıklı, en dikkatli, en verimli şekilde kullanabilmenizin 3 anahtarı. Lütfen buna dikkat edin. Sorularınızı iyi okuyun. Arkadaşlar dikkatinizi yeterince dikkatinizi verin sorularınıza ve ayrıca heyecanınızı kontrol altına tutun. Enerji sizde, potansiyel sizde. Her şeyi yapabilirsiniz. Buna güveniyorum, buna inanıyorum. Yapamayacak, aşılmayacak bir engel değil arkadaşlar. Gözünüzde büyütmeyin. KPSS lisansla hiç karşılaştırmayın. Zor olabilir. Soru tarzları değiştirmiş olabilir ama uzaydan gelmeyecek. Dolayısıyla 2020'nin sorularını muhakkak çözmüşsünüzdür ve o çerçevede soru gelebileceğini de düşünüyorum. Hepinize en içten dileklerimle başarılar diliyorum arkadaşlar. Küçük bir öneri olarak hiçbir bilginizin olmadığı soruları lütfen cevaplamayın. 5 şıktan eğer 3'ünü eleyebiliyorsanız arkadaşlar %50 durumu söz konusuysa öneri olarak bu soruları cevaplayabilirsiniz. Ama hiçbir konuda fikrinizin olmadığı sorular varsa, karşınıza geliyorsa öneri olarak bu sorularla herhangi bu sorulara yönelik bir cevaplama yapmanızı önermiyorum. Kendinize olan inancınızı, kendinize olan güveninizi arkadaşlar inşallah bu sınavda başarılı olmanızı sağlayacaktır. Hepinize sevgiler, hepinize selamlar, hepinize en içten dileklerimle tekrar başarılar diliyorum. Dikkat, iyi okuma ve kontrol edilmiş heyecan bunlar size başarıyı getirir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, başarılar diliyorum arkadaşlar tekrar.